Meclis'in aldığı bir kararla şerefli Türk askeri mazlumların umuduna kayıtsız kalmayıp bölgemizi, devletimizin güvenliğini sağlamak için tüm birimleriyle teröre karşı 74 Kıbrıs harekatından sonraki en büyük harekatı başlatmıştır. Çanakkale geçilmez diyenlerin torunları bizim sınırlarımız geçilmez diye aynı ruhla, aynı inançla, aynı duyguyla çıkmıştır bu yola. İçeriden ve dışarıdan hiçbir vasıtaya boyun vermeden, Bismillah diyerek, Allah'tan başkasına tevekkül etmeden çıktıkları bu yolda zaferle döneceklerdir inşallah. Yüce Türk milleti, bir bütün, bir vücut, tek bir yumruk oldu bugünlerde. Birileri savaşa hayır diyebilir. Savaşa hayır diyenlerin önce teröre hayır demeleri gerekir. Bugün verdiğimiz bu mücadele bir savaş değil, yarın sınırlarımızda çocuklarımızın bir savaşla, bir terör devletiyle karşı karşıya kalmaması için sadece terörle mücadeledir. Bizim de bugün burada vermek istediğimiz iki tane mesaj var. Birincisi, milli takımımızın futbolcularını, asker selamından rahatsız olanlara diyoruz ki, bu aziz milletin her ferdi zamanı geldiğinde bir askerdir. İkincisi, biz inanıyoruz ki bizim burada bayrağımız elimizde, dualarımızla hep birlikte buluşumuz Mehmetçiğimize büyük bir moral olacaktır. Sözlerimi fazla uzatmadan Cennet Mekan Osman Yolun şu sözlerle bitirmek istiyorum. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk cezasız olmaz. Ülkemiz 40 yılın ötesinde 40 yıldır terör örgütüne mücadele etmekte. Binlerce insanımızı bu yolda şehit verdik. Çok büyük maddi kaynaklar harcadık. Ancak terör odakları bu temellerinden vazgeçmiş değiller. Bizim yanı başımızda bir Suriye'nin kuzeyinde tekrar terör kurdu başlamaya başladılar. İsmi başka isimler adı altında bunu yapıyor olabilirler. Ve biz orada kimlerin olduğunu, ne maksat orada bulunduklarını biliyorum. Bizim yanımızda olduğunu ihtimalle eden, kimin olduğunu söyleyen bizim ülkeler özellikle bunu yapmaktalar. Ancak biz sadece kendi mühimmatımızı, kendi silahımızı yapacak duruma geldik. Ve kimseye muhtaç değilim. Bir beraberliğimizin göstergesi olarak sarayı yaptığımız hareket operasyon itibariyle aslında yerine de ulaştığını görüyorum. Yine para verildi operasyona. Ancak bir kere sefere çıkıldı. İnşallah maksadımıza hafız olacağız. Oradaki kurallardan inşallah baş yapacak bölgeye. Oradaki terörü temizleyeceğiz ve hem kendi ülkemizin sınırlarımızın güvenliğini sağlamış olacağız. Hem de o bölgede yaşayan insanların da güvenliğini sağlamış olacağız. Ülkemizde 3 milyonun üzerinde, 3 milyonun üzerinde güvenli kardeşimizi misafir ediyoruz. Yıllardır misafir etmekteyiz. İnşallah onların da geldikleri yerlerden huzurlu bir şekilde yaşamaları için çok yakın olacak. Bunlar da oraya evlerine huzurlu bir şekilde dönmelerini sağlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار